Kuruş Örgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bluzumuz oldukça kolay. İki parçadan oluşan bir bluz. Benim size tavsiyem, ben koton bir ip kullandım. %100 koton bir ip. Her türlü ipi kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem şu, kullanacağınız tığ çok büyük numara olmasın. Yani mesela 3,5'la örülüyorsa ipiniz, siz 3'le örün. Yarım numara daha küçükle örerseniz model daha tok duracaktır. Kafesler daha düzgün duracaktır. İlk başta uzunca bir zincir çekeceğiz bluzumuz için. Şimdi bu şöyle söyleyeyim. Bunu neye göre ayarlıyoruz? Onu söyleyeyim. Üzerimizde ölçeceğiz. Yani göğsümüzün önde, göğsümüzün ön taraftan, ön yüzden ya da sırttan, göğüse denk gelen kısmından sırtımızın ölçümü yapacağız. Ölçümü yaptıktan sonra yanına 3 ya da 4 parmak daha ekstradan zincir ekleyeceğiz. Çünkü tığ işinde yapacağınız iş zinciri toplayacaktır bir süre sonra. Daralma meydana gelecektir. O yüzden her zaman ölçü alırken 3-4 parmak daha uzun zincir çekerek başlayın. Öyle hesap edin ölçünüzü. Önde göğüs çevresinde bunu ölçüyorsunuz ve yanına 3-4 parmak daha ekliyorsunuz. Şimdi ben küçük bir model üzerinde anlatacağım. Sonra büyük modelde kolları nasıl oluşturduğumuza geçeceğiz. Upuzun zincirinizi çektiniz. Ben şimdi biraz küçük bir zincir çekiyorum modeli göstermek için, ama siz kendi sırt ölçünüzde uzun bir zinciri çekiyorsunuz. Çektikten sonra 1, 2, 3 zincirle ipi tığın üzerine alıp ilk boşluğun içine bir tane 2'li trabzan. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Hemen yan boşluğa bir tane trabzan. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Onun yanındaki, yani her bir boşluğa, her bir zincir boşluğuna bir tane trabzan olacak şekilde ilerliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi ilk sıranızı böyle trabzan olarak geçtiniz. Dönüyorsunuz. Bir, bu temel sıramız. Bunu birinci sıra kabul edelim şimdi. Birinci sıramızı şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6. Sıkı örüyorsanız ya da ipiniz çok ince ise 7 tane zincir çekiyorsunuz. Döndünüz. 1, 2, 3 defa doladınız. 2. Şuradaki boşluk değil. Şu boşluğu atlıyorsunuz. Hemen yanındaki boşluğa 2 2 çekeceksiniz. 2 ilmek 2 ilmek. 1 2 3 4. Bir tane zincir. 1 2 ve 3. Bir tane zincir boşluğu bırakıyorsunuz ve yanına atlıyorsunuz. 2 2 1 2 3 4. Bir zincir çektiniz. 1 2 3 doladınız. Bir tane boşluk atlıyorsunuz. Diğer boşluğa geçiyorsunuz. 1 2 3 4. Bir zincir. 1 2 3 doladık. Bir boşluk atladık yanındakine. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Sıranın sonuna geldiğinizde, bakın şimdi burada bir tane değil, iki tane boşluk kalmış olabilir. Fazla boşluk kalmış olabilir. Hiç fark etmez. Zinciri biraz fazla çekmişsiniz demektir. En son bir boşluk değil, iki boşluk da atlayabilirsiniz sıranın sonunda. En son trabzanın tepe noktasına bir tane bu şekilde 3-4'lü trabzan yapıp yukarı çıkıyorsunuz. 1-2-3 zincir çektiniz, döndünüz. İpi doladınız. Burası önemli. Başlangıçlara ve bitişlere bu sıradan sonra, yani bu ikinci sırada, bu temel sıramızdı. Bu birinci sıramız. Şimdi ikinci sıramız. İkinci sırada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü fazla ya da az trabzan yaparsanız model genişleyecek ya da daralacaktır. O yüzden takip edin başlangıçları ve bitişleri. İlk boşluğa bu 3 zincir haricinde
Bir, iki tane trabzan. İkinci boşluğa. Bir, iki tane. Hep boşluklar üzerinde çalışıyoruz. İpi doladık buradaki boşluğa. Bir, iki tane. İpi doladık yine boşluğun içine iki tane. İpi doladınız boşluğa yine iki tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edin. Sıra sonuna dikkat edin ne yaptığıma. Sıra sonunda son boşluktayım. Bundan sonra bütün bitişleri böyle yapacaksınız. Boşlukların üzerine çalıştığınızda bütün model boyunca bu şekilde ilerleyeceksiniz. Son boşluğun içine iki tane trabzanı yaptıktan sonra hep böyle olacak. Buradaki trabzanın tepe noktasına da ekstradan bir tane trabzan yapıyorsunuz ki kenarların düzgün yürümesi için. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da 7 tane zinciri çekip döndünüz. Yine bu sırada da başlangıç ve bitişe dikkat edin. Şimdi ne yapacaksınız? Bakın bir boşluk atlayıp geçmeyin. Burada 2, 2 her boşluğun içine ikişer tane trabzan yapmıştık ya. Bu ikinci trabzanların hemen şu tepelerinde sol üstlerindeki boşluğun içine bir tane. Başlangıcı böyle yapıyorsunuz hep. Şöyle dörtlü trabzan. Bir zincir üç defa doluyorsunuz. Sonrasında da bakın bu boşluğun içine yaptığım iki tane ikili trabzanın sonuncusunun yine şu noktasına dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir, üç defa doluyorum. Her boşluğun içine yaptığım ikili trabzanın ikinci trabzanının şu tepe noktasına. Bir tane zincir. Bakın yine burada iki tane trabzanın hemen şu tepe noktasına bu şekilde sıranın sonuna doğru ilerleyeceğiz. Bunu şaşırmayın. Bunu şaşırırsanız yani bir öncesine bir sonrasına batarsanız buradaki kafes sayısıyla buradaki kafes sayısı eşit olmaz. Girintili çıkıntılı yürür model. Sıra sonuna yaklaşıyorum. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 doladım. Yine bakın buraya battım. Sonra bir zinciri çekiyorum, 3 doluyorum. Bakın burada 3 tane trabzan kaldı. Sıra sonlarında hep böyle kalacak. Sıra sonunda bakın sıra sonunda 3 trabzan kaldı. Sıra sonunda hep sadece şuraya batacaksınız. Şu araya değil, şunun tepe noktasına. Buraya. Sıra sonlarını böyle bitireceğiz. 3 tane zinciri çektim, döndüm. Yine aynı metotla her bir boşluğun içine ikişer trabzan yaparak başlangıçtan itibaren sıranın sonunda da bakın hep 2 2 trabzanlarla dolduruyorum. Sıranın sonunda da yine son boşluğa 2 trabzan yapıp şuraya bir tane trabzanla kenarın düzgün yürümesi için bir tane trabzanla sırayı bitirmeniz gerekiyor. Şimdi kaç gram ip gidiyor? Bu en çok sorulan soru. Small beden için benim gibi koton bir ip kullanıyorsanız 3,5 numara tığla 400 gram ip yeterli oluyor. Yani 4 yumak. Daha büyük bedenseniz medium'da büyük ihtimal medium ve large aralığında 5 yumak yeterli olur. Daha büyük bedenler için de biraz daha fazla gram ip harcamanız gerekebilir. Şimdi arka yüzü bu şekilde ilerleteceğiz. Ben daha büyük bir parçaya geçeceğim. Gerçek modele geçip ön tarafları nasıl oluşturuyoruz onu anlatacağım. Evet, şimdi uzun parçada bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. Bu benim ipimin kalınlığında ve benim boy ölçüme göre yapıldı. Kendi üzerinizde ölçerek dilediğiniz uzunlukta daha uzun bir bluz ya da daha kısa bir bluz da yapabilirsiniz. Şimdi 10 sıradan sonra sıranın sonuna geldiğimde bu şekilde şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 gevşek atıyoruz. 6, 7,
Pardon. 6, 7, 8, 9, 10, 45 tane zincir çektim. Kolun daha uzun olmasını istiyorsanız, daha fazla, daha kısa olmasını istiyorsanız daha az zincir çekebilirsiniz. 45 tane zincir çektim. Ve buradan şimdi ipimi kesiyorum. Burada bırakıyoruz ipimizi, kesiyoruz. Bakın burada ipi kestim. Sonra diğer başa geçiyorum. Burada şöyle şuradan biraz trabzan boyutunda bir pay bırakıp tığımı içinden geçiriyorum. Burada ipimi alıyorum. Bu şekilde. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada da 45 tane. Aynı. Burada kaç sayı çektiyseniz zincirinizi burada da aynı sayıda çekiyorsunuz. Burada da yine bakın bir burada bir de burada 45 tane zincirim var. Şimdi yapmam gereken şey şu. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yapacağım. Bu çektiğim zincirin tamamının her birinin içine birer trabzan yaparak ilerleyeceğim şimdi. Bu şekilde. Beşinciyi şunun üzerine yaptım. Burada sayacaksınız kaç tane trabzan yaptınız. Çünkü diğer tarafta da aynı sayıda trabzan yapmanız lazım. Bir tarafı fazla, bir tarafı az yaparsanız kolun biri uzun, biri kısa olur. Denk getiremezsiniz. Şimdi yapmam gereken şu. Her bir boşluğun içine tıpkı başta yaptığımız gibi ikişer tane trabzan yapmak. Sıranın sonundayım. Sıranın sonuna geldim. Buradan buraya kadar 44 yapıp 45. şunun tam üzerine yapmıştım. Şimdi burada tam yine son trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptım. Bu geri kalanı da 44 tane olarak tamamlayacağım. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar yine her bir zincir boşluğunun içine bir tane trabzan yaparak gideceğim. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çekiyorum. 3 kez doluyorum. Bakın. Şurada boşluğumu bırakıp hemen yine şuraya batıyorum. Bir boşluk ve 4 seferde yukarı çıktığım trabzanım. Bir zincir, bir boşluk. Burada yapacağımız şey şu olacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da şu. Şimdi ben buradan başlıyorum. Burada başladım. Bu şekilde bunun sonuna kadar kafes olarak öreceğim. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Buraya kaç tane kafes yaptıysam kol bölümüne, burada da aynı sayıda buradan buraya kadar aynı sayıda kafes yapmış olmam lazım ki kollar orantılı genişlikte ilerlesin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yine metodu sürdüreceğiz. Bakın buraya kafes, bir üzerine trabzan, sonra tekrar kafes, tekrar trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Ama dediğim gibi önemli olan şu iki koldaki kafes sayılarının birbirine eşit olması, trabzan sayılarının birbirine eşit olması ki yanlarda kollar simetrik dursun. Şimdi göstereceğim size nasıl ilerlediğimi. Evet, şimdi bakın şurayı şuradan şuraya kadar ördüm. Ve yine burayı da buradan buraya kadar ördüm.
Santim ölçüsü olarak vereceğim. 12 sıra ördüm ama her ipte santim ölçüsü farklı olur. Her ip kalınlığına göre bu durum değişir. Ben size santim olarak vereyim ölçüyü. 21 santim. 21 santim kadar örmüşüm. Bakın iki tane aynı parçayı, iki tane aynı parçadan ördüm. Şimdi bunları dikeceğim. Bu arada dediğim gibi boy benimki kadar olmak zorunda değil. Siz daha uzun, daha kısa yapabilirsiniz. Öncelikle şurayı şöyle dikeceğim. Kola kadar olan bölümü. Burayı da aynı şekilde dikeceğim. Sonra yaka kısmını anlatacağım. Önce kolları dikeyim. Şimdi bakın yakayı bu şekilde şöyle göstereyim. Yanları dikmedim bu arada. Önce yakadan başladım. Yakayı ne kadar açıklıkta diktim? Yaka ölçüm 38-39 santim kadar. Bu benim ölçüm. Tabii bedene göre değişir. 38-39 santimlik bir açıklık bıraktım. Şimdi yanları da diktikten sonra artık bluzum giymeye hazır hale gelecek. Şimdi bakın kenarları dikiyorsunuz. Benim size tavsiyem şu kol uçlarına, ben yapmadım ama vaktim olmadığı için bir trabzan ya da yarım trabzan geçebilirsiniz. Böyle etrafına daha düzgün durur. Onu söyleyeyim. Ben yakayı bu şekilde kafesli bir şekilde bitirdim. Normal trabzanla da bitirebilirsiniz. Buraya da yine etrafına trabzan geçerseniz çok daha şık gözükecektir. Abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.